güler yüz gösterilmelidir. İnsanlara yapılacak en faydalı kalk, iyilik... Gidiyorum. Hayır, ben burada kalacağım. ...kıymetli hediye, tatlı dil ve güler aptal yüz. Aptal çocuk. Aklını oynatmışsın sen. Kimsin sen? Ne istiyorsun çocuktan? Biz beraberiz. Köyden gelmiştik. Neyi oluyorsun sen? Efendime ne oldu? Hep burada kalmak istiyorum. Ona teslim etmeyin beni. Merak etme delikanlı. Bu kapıya sığınanlar ebedi saadete ve selamete ererler. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ya Abdullah. Bugün biraz gecikince merak ettim. Sana Allahü Teala'nın gönderdiği rızıklardan getirdim. Ya Abdullah, senin her gelişinde içimden bir ses, bu Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleridir der. Ama o Bağdat'ta. Bağdat'sa buraya bir aylık yol. Kavuşabilsem ayaklarına kapanırdım. Ey kardeşim, sen Rabbin için secde et. Zira teşekkür edilecek tek varlık yalnız Allahü Teala'dır. Ey Abdullah, böyle sen bana hizmet edip ihtiyaçlarımı giderdiğin gibi Allahu Teala da senin ihtiyaçlarını gidersin. Seni Gavs-ül Azam'a yaptığı gibi ihsanlardan hissedar eylesin. Sana oğlumu Müslümanlara teslim etmen için mi emanet ettim? Bunun için mi? Alçak! Hem de can düşmanıma! Rezil ettin beni el aleme! Geberticiğim! Merhamet efendim! Geberticiğim! Geberticiğim seni! Ölümden kurtulamazsın! Bumar Elceber! Derdin nedir? Rahip Gartia, yılların emeğini bir anda tuz muz eden bu haddini bilmeze gerçini veriyorum. Ne yaptı? Senin biricik talebeni ve benim aslan oğlum Peter'ı Müslümanlara teslim etti. Ne diyorsun? Hayır efendim. Kendisi kaldı. Gelmek istemedi. Ne yapabilirdim ki? Ya. Ne? İnanın efendimiz. Aynen dediğim gibi oldu. Aman! Bu iş dayakla hallolmaz. Yürü benimle. Oraya sen git Domar. Güzellikle gelmezse kaçır. Yalnız mı? Yürü yoyda al yanına. Peki düzelecek mi dersin? İçine şeytan girmiş. Çıkarmamız lazım. Derviş. Yeni ismin ne oldu bakalım senin? Salih efendim. Derslere de başladın mı? Evet efendim. Zaten eskiden de okumayı biliyordum. Edebiyat dersleri almıştım. Aferin Salih, çok güzel. Sizinkilerden hala bir ses seda yok. Korkuyorum. Babam Domar çok kötü biri efendim. Endişe etme evladım. Allahu Teala dilemezse hiç kimse kuluna bile dokunamaz. Biliyorsun bugün sohbet var. Biliyorum efendim. Güzel. Oraya! Bağdat hangisi gidiyor? İkisi de reis. O halde ayrı yollardan gidelim. Birlikte gidersek dikkati çeker. Tamam reis. Sen o yoldan, ben de bu yoldan. Unutma, buluşma yerimiz Leon'un hanı. Tamam reis. Ya! Ha! 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 Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Thank you.
Ey, ne oluyor? Ey kardeşim, sen göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf Allah rızası için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerine tövbe et. Halis kalb ile Allah-u Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Ne yazık ki bütün bunlar yarın kıyamet gününde derin pişmanlık azapları duymaktan başka bir şey yaramayacaktır. Anne, bizi takip eden biri var. Yok canım, sana öyle gelmiştir. Hadi yürü. Doğru söylüyorum anne, gördüm onu. Farkına vardılar. Varırlarsa varsınlar. Şans diye buna denir işte. Çocuğu hallettim mi gerisi kolay. Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zaman askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Elimden kaçamazlar. Kaçamazlar! Önce seni halletmek.